Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Emeklilere zam gelecek mi? Emeklilere ne kadar zam gelecek? Özellikle en düşük emekli aylığı ne kadar artacak? Bunlarla ne alakalı? Yapılan yasa teklifleri var, yasa çalışmaları var, kaynak yaratma çalışmaları var. Bakın, bu paranın ödenmesi, emekli vatandaşlara seyyanen zam verildikten sonra bu paranın ödenmesi için kaynak yaratma çalışmalarının olduğu dile getiriliyor. Tabii ki burada bizler de diyeceğiz ki ne? Her tarafa para buluyorsunuz. Emekli zammına da ne yapın? Edin bir yerden kaynaktan parayı bulun ve verin diye söyleyeceğiz yani. Çünkü bu bir haktır insanların, çünkü nerelere ne paralar harcanmakta. Arkadaşlar, özellikle emeklilerin seyyanen zam mı gelecek gibi duruyor. Yani bu zam Haziran'ın başında verilecek. Nasıl verilir bilmiyorum ama bir yerden bir kaynak bulunaraktan bu zam verilecek. Özellikle 6.000 TL'lik en düşük emekli aylığına bir seyyanen zamın verilmesi gündemde. Çünkü bunun amacı önümüzdeki 2-3 ay içerisinde emekli aylıklarını asgari ücret bandına biraz üstüne çıkarmayı planladıkları için Temmuz'da gelecek zamla beraber bundan dolayı bir seyyanen zam vermek zorunda kalıyorlar. Çünkü Temmuz'da birden 7.000 lira, 8.000 lira zam veremeyecekleri için en düşük emekli aylığına bundan dolayı yapacakları tek şey var. Bu an Haziran ayının başında bayramdan önce bir seyyanen zam vererekten emeklilerin maaşlarını bir 15-16 bin liraya çekecekler. Temmuz'da gelecek 30-35'lik bir oranda tüm emekliye gelecek zamdan beraber de emeklilerin maaşlarını ne yapacaklar? Asgari ücret seviyesine getirmeyi, biraz üstüne getirmeyi planladıkları dile getiriliyor. Özellikle yasal olarak da bunu yapmaya çalıştıkları çok net bir şekilde belli. Tabii ki emeklilerimize bu Temmuz ayında olsun, şimdi olsun, seyyanen zam 18-19 bin lira olsun, 20 bin lira olsun, bu paralar şu anki koşullarda yeter mi? Kiraların yüksek olduğu, gıda fiyatlarının yüksek olduğu, faturaların yüksek olduğu, şu anda yaz aylarındayız artık. Doğalgaz falan da eskisi gibi çok yüksek gelmeyecek. Kışın ne olacak? Kışında fiyatlar daha da artacak. Bundan dolayı buna göre bir çalışma olması gerekmekte. Bir de şöyle bir şey var. Emeklilerin maaşlarını 20.000 TL yapsan, en düşük emekli aylığını 20.000 TL yaptın. Dışarıdaki şu anda 12 lira, 15 lira olan ekmekler, 15 lira olan o yuvarlak ekmekler, 20 lira olan biraz daha kaliteli yuvarlak olan ekmekler bir anda 40 lira olursa bu maaşın artmasının hiçbir anlamı yok maalesef. Bundan dolayı önce piyasanın bir sabit kalması lazım. Bunun önüne geçilmesi, akabinde ise birden de emekli maaşlarının arttırılması. Bu şekilde vatandaşların biraz daha rahatlanacağı düşünüyorum. Şu andaki fiyatların hepsi sabit kalacak. Hiçbir şeyin fiyatı değişmeyecek. Gıdalarda özellikle maaşlar artacak. Bir 200 sene, bir sene böyle bir gitsin. 7-8 ay böyle bir gitsin fiyatlarda. Ondan sonra maaşlar da artsın. Ondan sonra biraz insanların alım gücü artmış olacak. Yoksa hem maaşı arttır hem diğerlerine zam yap. Ne anladık bu işten? Maaşları artıyor, petrol artıyor. Maaşlar artıyor, gıda fiyatları artıyor, kiralar artıyor, faturalar artıyor, her şey artıyor. Bu şekilde emeklinin geçinebilmesi gerçekten de çok güç olur. Yani sen maaşı ne kadar arttırırsan arttır, emeklinin geçinebilmesi diğer fiyatlar arttıkça zorlaşır. Hem diğer fiyatlar şu andaki neyse öyle sabit kalacak, hem de emeklilerimizi 20.000 TL yaparsan alım gücünü biraz da arttırmış olabilirsin. Sizce yorumlar nedir arkadaşlar? Siz ne düşünüyorsunuz? En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı? Yorumlarda lütfen belirtiniz dostlar. Şimdilik hoşça kalın.